Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı bir paylaşımda bulundu. RGS projesinde aviyonik modernizasyonuna tabi tutulan C-130'lardan 11.sinin teslim edildiği bilgisi paylaşıldı. Toplam 19 uçağın bu modernizasyon kapsamında yenilenmesi söz konusu. 11.si yenilendi. Kalan uçaklar da 2023 ve 2024'e kadar modernize edilip Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Peki bu RGS modernizasyonu nedir? Neden sadece aviyonik sistem yani elektronik sistemlerle ilgili bir değişikliğe gidildi? Ne amaçlanıyor bu projede? Bunları öğrenmeye çalışacağız. Biraz tarihine bakacağız projenin. İkinci sorumuz C-130'ların durumu Türk Hava Kuvvetleri'nde 1964'ten itibaren çok uzun yıllardır başarıyla kullanılıyor bu uçaklar. Daha da uçurulacak mı? Nereye gidiyor bu? Buna bakacağız. Ve hemen arkasından da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha doğrusu Türk Hava Kuvvetleri özelinde nakliye uçak gücümüze bakacağız. Ve en son hemen hemen her yüklediğim videonun altına gelen yorumlardan bir tanesi de malum Ukrayna Savaşı başlarken Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 Airbus A400M askeri nakliye uçak Kiev'e gönderilmişti. Ne yazık ki o uçaklar savaş başları neredeyse 1 yıl olacak. Bu süreç içerisinde bu uçaklar halen Kiev'de mahsur durumda. Bunları kurtarabilir miyiz sorusunun da cevaplarını beraber arayacağız. Bir hava aracı düşünün. Gerçekten hava araçlarının ömürleri bakım yaptığınız sürece, güncel tutabildiğiniz sürece oldukça uzun. Sonuçta savaş uçakları olsun, sivil uçakları olsun, hava araçları hiç de ucuz şeyler değil. Bunları kullanırken uçuş emniyeti birinci faktör tabii. İkinci faktör ne kadar güncel tutabiliriz? Yani o uçağa öyle bir sistem takarsınız, yazılımını öyle bir güncellersiniz veya o kadar ufacık şeyler takarsınız ki bir anda çok güncel bir savaş uçağı, askeri nakli uçağı veya helikopterin yapabileceği görevleri yapar hale gelir. Burada da bu modifikasyonu, modernizasyonu kaça yapıyorsunuz? Nasıl ulaşabiliyor musunuz bu sistemlere? Buna bakarsınız ve sonuçta da saat başına bir uçuş maliyetini çıkartırsınız. Sonuçta hangisi avantajlıysa bunu hayata geçirirsiniz. Bazen genç arkadaşlarımız tabii henüz para kazanmadıkları için paranın değerinin ne kadar olduğunu çok fazla kavrayamadıkları için biz de gençken öyleydik. Hemen onları da suçlamayalım. Ya yenisini alalım, en yenisini alalım. Bunlar uçan tabut, bunlarla mı uçulur falan gibi böyle yorumlar yapabiliyorlar. Bugün dünyanın en zengin ülkeleri, gayri safi milli hasılalarına göre çok zengin ülkeler veya hava kuvvetleri çok işte Amerika Birleşik Devletleri bir bakıyorsunuz 1950'lerde imal edilmiş B-52'leri hala modernize edip kullanıyor veya işte F-35'i yapıyor ama yanında A-10 var. A-10'u da modernize edip F-35'ten çok daha ucuza ve verimli olarak örneğin hava yer görevlerini A-10'la yapmaya devam edebiliyor. Bu tamamen hesap kitap işi. Çok dikkatli ve geniş perspektifte bakmak gerekiyor. Bunları hesaplayabildiğiniz zaman da sonuçta modernize edip etmeme kararı alıyorsunuz. TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi işte 1980'lerde F-16'nın montajıyla başlıyor. Parça üretimi derken 1990'ların ikinci yarısından itibaren aviyonik modernizasyon projelerine girmeye başlıyor. Amaç burada yerli bir sistem oluşturabilmek. Bunu yapabildiğiniz zaman yavaş yavaş uçağın kokpitini oluşturuyorsunuz. Yazılımlarını modernize ediyorsunuz. Daha yeni nesil hale getiriyorsunuz. Sonrasında uçak tasarladığınız zaman işte bu geliştirdiğiniz sistemleri içine koyabiliyorsunuz. Bunlar yavaş yavaş oluşan, uzun yıllar gerektiren projeler. Ve 2000'li yılların başında da Türk Hava Kuvvetleri'nde bir proje başlatılıyor. C-130 uçaklarının modernizasyonu. 1964'te C-130'lar Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine geliyor. 4 motorlu, orta uzun menzile sahip, çok sayıda paraşütçüyü, kargoyu taşıyabilen, dünyanın da en çok üretilen askeri nakliye uçaklarından bir tanesi. İmalatçısı, tasarımcısı Lockheed şirketi daha sonra Lockheed Martin oluyor ve halen farklı farklı modellerinde uçağın üretim hattında olduğunu sizlere hatırlatalım. Diyoruz ki bu uçakların kokpitleri eskidi, saatli kadranlı göstergeler var. Bunun yerine ekrana dönülsün. Yeni nesil hava trafik kontrol sistemleri buraya entegre edilsin ve uçaklar daha verimli olarak, emniyetli olarak
kullanılsın yaklaşımı ile 2006 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı'yla Türk Havacılık ve Uzay Sanayi arasında bir anlaşma imzalanıyor. Ama o yıllara göre gerçekten o anlaşmanın kapsamı çok derin bir anlaşma. İşte yazılımların yapılması, sistemlerin geliştirilmesi gibi gerçekten çok detaylara sahip. TUSAŞ büyük bir çabayla bu işin içerisine giriyor. Ama her projede de olduğu gibi Türk Hava Kuvvetleri'nin ek isterleri geliyor. Şunu yapabilir miyiz? Şöyle olabilir mi? Bir yandan da Türkiye Airbus'un askeri nakli uçak projesi A400M'ye resmi ortak olduktan sonra orada tabii yeni yeni konseptler var. Bu konseptleri de C-130'lara uygulayabilir miyiz talebi geliyor. Bunlarla birlikte proje epey vakit olarak çeşitli kaymalara neden olabiliyor ama malum bu havacılık veya savunma projelerinde ne yazık ki standartlar arasında elinizde olmayan sebepler olabiliyor. Teknolojiniz yetmiyor veya bazen şu anda Türkiye'nin yaşadığı gibi bazı konularda ambargoya neden olabiliyorsunuz. Ambargo uygulanıyor size ve bu parçaları, sistemleri alamayabiliyorsunuz ama C-130, RJS projesi biliyorsunuz. C-130'lar Kayseri'de Erkilet'teki üste uçuyorlar. Kayseri'nin simgelerinden bir tanesi RJS'tı. RJS adı veriliyor bu nedenden dolayı projeye. Ve uçakla ilgili modernizasyon başlıyor. Basitçe baktığınız zaman uçağa çok tabii detayları var. Bunu Google'ladığınız zaman böyle şu sistem bu sistem karşılıklı gelebilir. Bunlarla sizi boğmak istemiyorum. Benim amacım size işin temel felsefesini verebilmek. Uçağın kokpiti sökülüyor. Bu eski kadranlı göstergelerin yerine ekranlar geliyor. Ekranların özelliği nedir? Sizi pilot olarak uçuş verilerini daha iyi takip etmenizi sağlar. Bunun dışında yerde hazırladığınız işte uçuş planları, bunları manuel yapılır, haritalarda çizilir, hesaplar, kitaplar. Bunları dijitale taşırsınız. Hızlı bir şekilde yaparsınız. Çabuk alternatifler alırsınız bunlarla ilgili. Ve bu sistemleri uçağın içerisine yerleştirerek sizlerin uçakla ilgili daha verimli kullanmanızı, daha emniyetli uçurmanızı sağlar. Bu olayın pilot yönü. Bir de C-130'un temel mürettebatları arasında iki pilot vardır. Bir seyri sefer subayı vardır. Yeni nesil uçuş görev bilgisayarları gibi yeni nesil aviyonik sistemlerle birlikte burada seyri sefer subayı kokpitteki yerini bırakıyor. Bu geçmişte 1940'lı 50'li yılların 60'lı yılların konseptleri, hatta yolcu uçaklarında bir dönem iki pilot bir uçuş mühendisi yer alırdı. O uçuş mühendisinin artık görevini şu an bilgisayar ve elektronik sistemler yapıyor. Bu yapılan değerlendirme ile birlikte seyri sefer subayının da görevi kalkmış oluyor. Bunun yerine örneğin üçüncü bir pilot oturabiliyor. Kokpitte bu sistemler bilgisayar ve geliştirilen sistemler üzerinden kontrol edilebiliyor. Bu işin pilotaj tarafı. Bir de seyri sefer sistemleri var. Hani şimdi C-130'lar örneğin Türk Hava Kuvvetleri nakliye gücü özellikle işte Avrupa'da uluslararası uçuşlarda uluslararası hava sahasında birçok göreve çıkıyor. İşte malzeme götürüyor, personel taşıyor, çeşitli tatbikatlara arama kurtarma amaçlı uluslararası tatbikatlara çıkıyor ve bu uçaklar yabancı hava sahalarına girdiği zaman aynı hava yolları gibi özel belirlenmiş yollardan uçmak, buna göre seyri sefer yani bir rotayı izleyerek uçmak zorunda. Eğer sizlerin sistemleri yeni nesil sistemler değilse sizi hava trafik kontrol merkezi o ülkenin çok alçak irtifalardan uçmaya zorlamaya başlıyor. Yani o yukarıda işte 10.000 metrede yoğun yolcu uçağı iş jeti trafiğinin arasına sizi sokmuyor. Alçaktan uçuyorsunuz. Alçaktan uçtuğunuz zaman yakıt sarfiyatınız artıyor. Menziliniz kısalıyor ve tabii ki zaman kaybetmeye başlıyorsunuz. Bu yeni nesil sistemlerde aynı zamanda bu uçakların uluslararası hava sahasında aynı diğer işte yolcu uçakları, iş jetleri gibi yüksek irtifadan doğrudan rotalar alarak uçmalarını sağlıyor. Bir de tabii ki farklı sistemlerin, askeri sistemlerin entegrasyonu gerçekleştiriliyor. Bunlarla birlikte örneğin acil bir gelişme var, bu bilgilerin uçağa aktarılması, yeni görevlerin verilmesi, bu tür gelişmelerde bu uçakların sistemleri üzerinden bağlantı kurulmasını sağlıyor ve böylece elinizde modern, mürettebatı her an bilgilendirebileceğiniz, gelişmeleri aktarabileceğiniz sistemler yer almış oluyor. Bu tabii anlatması burada videoda bile dakikalar sürüyor ama uygulaması gerçekten işte binlerce satır yazılım, geliştirilmiş sistemler,
kendinize ait özgün sistemler gerektiren çok çok önemli bir modernizasyon. Aslında TUSAŞ'ın işte Black Hawk helikopterlerine, Sikorsky S-70 Black Hawk helikopterlerine uygulanan, daha sonra T-38'lere uygulanan, daha sonra CH-30'lardan sonra F-16'ların Özgür gibi modernizasyon, aviyonik modernizasyon projeleri arasında gerçekten TUSAŞ'ın çok çok önemli yere bir sahip bir modernizasyon programı. Halen 11. uçak teslim edilmiş durumda. Bu uçaklarda üretim için 2 prototip üretimi gerçekleştirildi. 4 de seri imalat yapıldı. Toplam 6 uçak oldu. 19 uçağı içeriyor. Bu 19 uçaktan 13 tanesi E modeli, 6 tanesi B modeli. B'lerle E'ler arasındaki en büyük farklar E modeli kanatlarının altına drop tank olarak adlandırılan ek yakın tankı uçağa takabiliyor ve daha uzun menzilli uçabiliyor. Bunlara uygulanmış durumda. Kalan uçaklarda ki 8 uçak kalmış durumda 2023 ve 2024'te modernizasyonu tamamlanarak Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Şimdi TUSAŞ'ın yaptığı bu ilk prototiplerden sonra uçaklar için Grup A kitleri yine TUSAŞ tarafından üretiliyor. Ve bu uçaklara bu modernizasyon FASPAT olarak adlandırılan büyük bakımları sırasında takılıyor. Yani gidip de işte uçağı görevden çekip siz bu modernizasyonu yapmaya başlamıyorsunuz. FASPAT kısaca fabrika seviyesi bakım olarak adlandırılıyor. FASPAT'ta uçağın büyük bakımında motorlarından işte gövde, kablolama sistemlerinden, hidrolik sistemlerine A'dan Z'ye civatasına kadar çok yoğun bir kontrolden geçiriyorsunuz uçağı. Değişmesi gereken parçaları değiştiriyorsunuz. Bu sırada da bu modifikasyon yapılıyor. Çünkü işte kokpite bu modifikasyonu yaptığınız zaman eski göstergelerin sökülmesi, yerine yenilerinin takılması, kablolamaları, testleri, kontrolleri falan gerçekten çok uzun bir süreç. Ve bu süreçte uçağın büyük bakım saatleri geldiği zaman yapılıyor. Ve bu şekilde de tamamlanarak Türk Hava Kuvvetleri'nin CH-30 filosu aviyonik yani elektronik sistem olarak oldukça modern bir yapıya kavuşturulmuş olacak. Bugün Türk Hava Kuvvetleri'nde 19 tane CH-30'umuz var. CH-30 uçakları aslında nakliye gücünün ana bel kemiğini oluşturuyorlar. Adeta işte kamyon gibi her türlü göreve büyük başarıyla uzun yıllardır kullanılıyor. Tabii hava aracına bakarken yapısal anlamda da çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu uçaklar 1964'ten itibaren Türk Hava Kuvvetleri'ne envanterine girmiş durumda. Yapısal bir modifikasyon ihtiyacı olduğu zaman bunlara gerekli müdahale Kayseri'deki Hava İkmal Bakım Merkezi tarafından gerçekleştiriliyor. CH-30 meselesini anlatınca hep her zaman sonlan işte bizim niye bir gunship'imiz yok sorusu geliyor. Gunship nedir? AC-130 olarak adlandırılan işte uçağın üzerine ağır mühimmatların, makinalı topun yer aldığı böyle gerçekten çok silah yüklü bir uçak. Bu uçaklar özellikle yakın hava desteğinde kullanılıyor ve Amerikalıların işte Irak'ta, Afganistan'da, Körfez savaşlarında yoğun olarak kullandıkları çok ciddi ağır bir ateş gücü sağlayan bir hava aracı. Bizim CH-30'lara niye bu uygulanmadı diye soru geliyor. Bu sistemi uyguladığınız zaman yani o mühimmatı taşımak için gerekli modifikasyonu yaptığınız zaman işte üzerinde makinalı top var, atacağınız mühimmatlar için işte paylonlar var, sistemler var. Ve bu uçak çok alçaktan çok keskin manevralar yaparak dönüyor. Ve bu da tabii ki uçağın gövdesinde ciddi bir hızlı bir yapısal hasarlama söz konusu oluyor. Şimdi bunu tercih ediyorsanız bu uçakların ömrü kısalmaya başlıyor. Veya yangın söndürmede kullandığınız zaman uçakların ömrü kısalmaya başlıyor. Bu tamamen sizin tercihleriniz üzerine. Siz diyorsanız ki ben işte bu uçağı 20 senede emekli ederim. Bu yapısal yükleri de bindiririm. Gunship de yaparsınız. Yangın söndürme için kitleri de takarsınız. Herhangi bir sorun yok. Ama ben bu uçağı uzun vadeli kullanacağım dediğiniz zaman gövdeye ağır yükleri bindirmemeniz gerekiyor. Türkiye'nin de tercihi bu yönde olmuş durumda. Bu arada tabii İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri elindeki bazı CH-30'ların daha görece yeni versiyonları J modellerinin
emekli edip veya ikinci el satışıyla ilgili bazı yaklaşımları var. Geçmiş yıllarda bunlarla da ilgili işte Türkiye'ye teklif gitmiş durumda. Henüz Türkiye'den herhangi bir cevap verilmemiş durumda. Bunu da böyle bir parantez içerisine vermiş olalım. Gelelim bizim Kiev'de uzun zamandır bekleyen A400M askeri nakliye uçaklarımıza. C-130'a göre A400M daha büyük bir uçak. Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde 10 adet var. Savaş başlamadan önce bir görev geldi Türk Hava Kuvvetleri'ne. Eskişehir'den 2 uçak havalandı. Kiev'e indiler ve oradaki işte Kiev'deki Türk Büyükelçilik personelinin kalan Türklerin tahliyesi için bir operasyon planlandı ama uçak inince zaten savaş başlamıştı. O uçaklar tekrar kalkamadı. Bir aya yakın süre Türk Hava Kuvvetleri personeli Kiev'de bekledi. Uçağın bakımlarını yaptı. Fakat uçaklar Kiev'deki havalimanının pistinin vurulması. Bir de tabii ortam çok karışık Ukrayna'da. İşte Ruslar bunu Ukrayna uçağı zannedip düşürebilir. Veya benzer şekilde Ukraynalılar Rus uçağı zannedip düşürülebilir. Böyle bir kim vur diye gitmesin diye bu uçaklarımız halen geri dönememiş durumda. Bakımları aktif olarak Türk Hava Kuvvetleri personeli tarafından bizzat ekipler işte karayoluyla Ukrayna içinden uçaklara gidiyorlar. Güvenliği sağlanıyor bunların ama tabii yüreğimiz ağzımızda bu uçakların her biri yaklaşık 120 milyon euro değerinde. 240 milyon euro Kiev'deki havalimanının askeri bölümünde ne yazık ki yatıyor. Türkiye'nin girişimleri var bu konuyla ilgili. İşte Ruslarla, Ukraynalılarla konuşuyor. Bir de tabii Türkiye masada hem Ukrayna ile hem Rusya ile irtibata sahip iki tarafla konuşabilen bir yapıda olduğu için bu uçakları benim tahminimce hem Rusya Türkiye'ye karşı hem de Ukrayna Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanıyor. Umarız savaş kısa süre içerisinde biter ve biz de A400M'lerimizi en kısa zamanda alır getiririz. Çünkü bir hava kuvvetinin nakliye gücü bence bir askeri savaş uçağı kadar önemli olduğuna inanıyorum. Bu barış zamanı doğal afet olur, malzeme yardım malzemesi taşır, personel taşır. Askeri operasyonlarda bir birliğin mühimmat ihtiyacını görebilir ve siz bunları bir savaş uçağı gibi aktif bir şekilde modernize edilmiş olarak tutarsanız çok çok yararlanırsınız. Bu nedenden dolayı nakliye uçaklarının çok büyük önemli görevleri var. Artı bu kabinlerin içerisine koyacağınız ek ekipman sayesinde bu uçakları sadece nakliyede, personel, yük taşımakta, kargo taşımakta değil, özel görevlerde de bunları kullanabilmek mümkün. O yüzden bu uçaklar aslında hava kuvvetlerinin birer jokeri. Bu açıdan da hani iki uçağımızın, iki A400M'in Ukrayna'da kalması ki bu eşittir A400M filosunun %20'si kayıp şu anda. Yerde duruyor, kullanamıyoruz, ulaşamıyoruz. İstediğimiz zaman uçuramıyoruz. Bu nedenden dolayı çok çok önemli bir detay olduğuna inanıyorum. Evet, bugünkü videomuzda C-130 modernizasyonu, RCS projesini size detaylılarıyla vermeye çalıştım. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Bizlere info@tolgozbek.com mail adresinden ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmadıysanız hala sizleri aboneliğe bekliyoruz. Ve tabii ki imkanınız varsa bizleri de desteklerseniz çok müteşekkir oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.